Gözükmüyorsun, gözükmüyor. Gözükmüyorsun yani. Beni görmedin mi? Yok. Neden? Burası ne odası kapkaranlık? Neyse dur geliyoruz. Çocuk. Geliyoruz, geliyoruz. En çok ne rahatsız etti seni mesela? Yani o mesela abi gittik Anıl, dedin. Anıl'la sıkıntılar yaşıyoruz. Masada kırıntılar kalıyor. Yere atmazsın değil mi? Yani. Adam yere atıyor. Sandalye niye gıcır diyor. Diyorum ki sandalyenin gıcırdılmasını dedim Buğra diyorum. Ya oğlum Buğra diyorsun da. Bak benim sandalyelerimin hiçbiri gıcırdamıyor. Ne, ben dandik sandalye mi alıyorum? Evet. Abi? Cüzdanım yok ya. Bir kart geçirdik şuradan. Burak. Oğlum haberin yokmuş gibi sen ya. Sen mi geldin? Haberin yokmuş oğlum, gibi ya. Oğlum 2 saattir sizi bekliyorum oğlum ya. Oğlum evdeki yaşlı teyzeler Allah gibi Allah. Kafanı çıkartmışsın. Şöyle bir yakından bir bakalım o zaman bir Buğracığımıza. Nereye bakacağım? Şurayı girişte bir göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet. O küçük de. Merhaba, hoş geldiniz. Oğlum orada niye cam yok orada? Nasıl kanka, bir stil yani işte o? İki tarafa da adaletli olsun diye. Hani karşı taraf da görsün tabii, diye. Tabii karşı taraf da görsün. Buyurun abi, bizde her şey şeffaf bakın. Her taraf abi adını asmışsın, solda da var. Abi evet. Şu soldakini bir çeker misin? Hayır ya? Ama her buna rağmen yanlış basıyorlar o yüzden. O zaman bir hoş bulduk diyelim. Efendim hoş geldiniz. Evet. Buyurun, buyurun ayakta kalmayın, dışarıda kalmayın, buyurun. İşte bu pandemiyle beraber işte bilenler bilir. Twitch yayınlarına başladım. Sonra oradan bir ofis ihtiyacım doğdu. Kaç yıldır sen psikologsun? 2017'den beri çalışıyorum. 6 yani yıldır. 6 yıldır evet, falan 6 yıldır yani. Arkadaşım. Yani şöyle 6 yılı seni abi bizim kanalda görenler diyor ki bu çocuk herhalde boş gezerim, boş 5 para etmez. Boş gezerim, evet. Koba. Size ne yapayım şimdi? Ben ilk defa dükkanımı tanıtıyorum. Ben iş yeri ortamımda biraz daha şeyim galiba. Defansif mi denir? Korkuyorum mu dedim. Çekingen mi dedim? Niye korkuyorsun abi? Şeyden korkuyorum. Bir nazar değecek, zeval gelecek, bir şey olacak. Yok. Çünkü canım, benim burası en önemlim yani iş yeri. Hı. Çünkü annemin yadigarıdır soydan. Heyecan. Ne kadar şöyle yapalım ben toparlayayım. Çok heyecanlandım. Sakin ol abi. Buradaki pozisyonun nedir abi? Necisin yani burada sen? Şirketin sahibiyim kanka. Evet. Yani bir şirketin sahibi ne yapıyorsa onları yapıyorum. Vergi olsun, ödemeler olsun. Markalara kreasyon hazırlıyoruz. Şu anda genellikle İsrail markalarına kreasyon hazırlıyoruz. Ama Amerika, İngiltere ve İsrail'e gönderim yapıyoruz. Ve işte genellikle zaten göreceksiniz böyle daha muhafazakar giyim tarzı. Abi işte dantelli, ben bunun mesela bir İsrail halka tarafından girildiğini hiç düşünmüyorum. Bizim televizyon üstüne koyduğumuz dantelleri kıyafetin üstüne basmışsınız yani bu. Kanka bu daha geçen sezon öyle söyleyeyim. Nasıl ya? Bu hadi bu öyle manken boş durmasın diye koyduk arkadaki da. Gerçekten geçen sezon yani. Öyle mi? Hatta bunun kısası bluzu falan da vardı. Müşterilerimize hani ne çalışmak istediklerini, nasıl elbiseler istediklerini, hangi işte fotoğrafları gösteriyorlar ya da şey çizimlerini gösteriyorlar. Diyorlar ki bu tarz ama işte şu kumaştan, şu metre falan. Burada çalışıyoruz. Hmm. Sonrasında da numuneleri arkada üretiyoruz. Burası müşterileri karşıladığınız yer. Aynen. O zaman diyebiliriz. Şunun yanına geçip kollarını şöyle yapıp poz verir misin lütfen? Ya bu arada bunun olayı da şey, ben kendimi Al Pacino zannetmiyorum. Bozulmuş bu iki cam kısmı. Biz de böyle bir idareten soydan yapıyoruz. Ama dur benim dediğimi yapsana. Ya tamam ne ya. Himen. Bu resepsiyon alanında işte çalışan arkadaşlar ya da işte stajyer arkadaşlar burada oturuyorlar. Tabii ben daha çok böyle butik bir yer olduğum için ben yani bir çok böyle kalabalığa da gerek, yani çok kalabalık olmuyor o yüzden çok da böyle şey, onu yapma. Arkadaşlar burada Buğra ücretleri yazıyor ama o eski sır olarak tutuyorum ben şu an burada. Yani evet, iç mimar kimse bence hakikaten evet, ferah ve de güzel olmuş evet, derim. Ben de çok şey yaptım. Yani ben buraya sana bir seansa gelmiş olsam, girdiğimde zaten %50 iyileşirim. Sonra seninle seansa girip eski halde yine psikolojik bozuk olarak geri çıkarım gibi geliyor yani. Burak Topel meselesi var. E peki sen bunları şımarık. Peki nasıl bir yaklaşım sen? Yani bunların çünkü abicim belli ki alttan alıyorum. Ne yapıyorsun? Kanala çıkıyorlar bir yandan. Ama demek ki sıkıntı o. Sıkıntı yaratsam
Yani abi çıkmıyoruz deseler ekmek tekne gidecek. Hep peki alttan yani... alttan alışıp üstüme geliyor gözle müzle. Ama yani şöyle düşün. Yok yani şimdi yani. Ekmek teknesi gidecek deyip her şeye sınırsız izin, tolerans gösteremezsin. Bunun bir yerde bir sınırının olması lazım. Yani bu kadar davranışın sebebi senin çok belirgin ve net sınırlar çizememiş olman olabilir mi mesela? Tamam, ne yapayım o zaman? Bunun bir yaptırımı olabilir. Yani ne bileyim işte atıyorum normalde onu işte 3 bölüm çekeceksen 1 bölüm çekebiliriz. Şu an abi muhit olarak tam neredeyiz? Osman Bey. Osman Bey. Ve arkadaşlar biz bayağı... Sana bakıyorduk, kameraya bakıyorduk. Mahmut Bey, neden Mahmut Bey? Osman Bey lan. Osman Bey, Mahmut Bey. Neden Osman Bey abi? Hayır, Osman Bey'in kanka olayı şu, her isteyen yeterince isterse bir yerde arabasını durdurup mal indirebiliyor. Abi ofisim Anadolu yakasında, burası Göztepe Mahallesi diye geçiyor. Evim de yakın olduğu için hani bazen işte hava çok aşırı soğuk ya da aşırı sıcak değilse 35-40 dakikada falan yürüme mesafesindeyim aslında. Kaç metrekare abi ortalama burası? Bilmiyorsun değil mi? Mert'in bilmediği soru sorunu. 100 mü? 100 mü mü? 200. Valla yanlış olmasın ama herhalde takribi 100-110 falan yani o civarda yani. 3 oda bir yer zaten. Burası 150 falan galiba. Karşı taraf 300'dür atıyorum. Onun da, hatta daha fazla belki. Onun da bilgisini verelim. Burasında hani söylediğimiz işte müşterinin numunesini hazırladıktan sonra karşı taraf kesim, dikim, imalat. Bu arada karşı olmuş dediğimiz de bayağı şu anda sokağın karşı hemen bina önü. Manzaraya karşı, duvara karşı bir efendim kahve içeyim diyen oldu mu? Ben mesela yemek burada yiyorum. Niye? Ya odada yemek istemiyorum çünkü burada yiyorum. Burada bir gizli lavabom var. Lavabo mu? Burası böyle işte burası mutfak ya işte. Bazen mesela insan akışı çok oluyor. Evet. Böyle işte buraya hemen mesela bardak mardak falan bırakıp sonra burayı kapatıp hani o dağınıklığı da ortadan kaldır şey ortada bırakmamış oluyorsun aslında yani. Tamam. Öyle bir güzel şey de var. Burada bir kahve makinem var. En çok kullandığım, ofisteki en çok kullandığım alet bu. Burada işte hatta... Oğlum nasıl makine lan? Şurada böyle kahveleri buraya koyuyorsun çekirdek halinde ve sonra işte şey... buradan işte seçiyorsun falan. En çok bunu kullanıyorum. Mikrodalgam var bir tane, hiç kullanmadım. Müşteri geldi Farazi. Beyninden fikri çıkardı. Remzi Hanım da onu şimdi kağıda dökecek. Yani tamam, o süper. Aynen. O zaman Remzi Hanım'ın yanına mı gidiyoruz? Evet. Gerçekten Remziye Hanım benim için Remziye abla zaten. Yani benim bu kadar halimi de bilir. Allah ve takımın dinamosu yani gerçekten. Konuştuk abi. Eyvah. Sen Mert'le hani Mert'le ilgili keşke şu huyu değişseydi dediğiniz bir şey var mı mesela? Dürüstçe. Evet. Haftada cuma günleri geliyor sadece. Bir saat. Bir saat. Öyle deme. En sevdiğimiz patron. Bir görüneyim. Belki bundan sonra düzelir diye söyledim. Ama bir dakika, bir dakika, bir detay daha var. Kaç senedir düzenimiz böyle? Kaç senedir biz şeyiz? 6-7 senedir böyle. 6-7 annesiyle 37 yıldır çalışıyorum ben. Evet. Narte çocukluğundan beri tanıyorum. Hı-hı. Annesi istedi ki hani oğlu gelsin. Ki çok çalışkan bir kadındı yani. Ya öyle anlatınca çok dramatik oldu. Mert'e çalışkanlığı. Biz 7 senedir bekliyoruz gelsin diye. Yani geliyorum ama. Şey geliyor. Değil, haftada bir gün cuma gün. O da ödeme günü. O da biz... Ooo. Ödeme günü. Tamam. Göm dedim de bu kadar değil. Burası aslında... Ya bu nasıl bir sistem abi? Tuvalet. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ama bak bunu ben özellikle böyle yaptırdım. Bir motosiklet kazası geçirmiştim ya. Evet. Böyle bir yaklaşık böyle bir seneye yakın böyle bir tekerlekli sandalyeye mahkum kaldım. Sakat ya da bir rahatsızlığı olan ya da bir engelli olan insanların ne kadar zorlanabildiğini bizzat yaşadığım güzel için. Güzel düşünce ya. O yüzden böyle bir şey yaptım. Dolayısıyla burada hani aslında... Tamamen şey, hatta tuvaletin içinde de böyle bir şey var. Tutunma yeri var işte. Oraya tutunup mesela işte tuvalete, klozete oturmak gerekiyorsa falan filan onları işte öyle yardımcı olarak var. Çöp kutum da otomatik. Sensörlü. Elini ya da işte ayağınıma ya da herhangi bir şey gösterince açılıyor. Ben demin kullandım tuvaleti. Gayet keyifli. Evet. Tek sıkıntısı yani benim çok içime sinmeyen bir tarafı var tabii. Yani şu kapı. Gösteriyor mu içeriği? Hayır göstermiyor da. Her an gösterebilir. Hayır. Aklıma hep şey videosu geliyor. Bir tane benzin istasyonu. Evet ya. Süleyman Bakanım
Benim götümü görüyor, benim götümü. Mezun üstad durumda götüm gözüküyor İçeriye diye isyan eden bir adam vardı. Ama göstermiyor. Bir deneyelim mi? Ben bir girmek istiyorum. Yani atıyorum mesela. Yani herhalde yapıştırmadığın sürece kendini gözükmezsin diye düşünüyorum. Yani burada hiçbir şey gözükmüyor yani. Bir tek gölge gözüküyor. Şu an çıkardım. Yani şortumu. Yok abi hiçbir şey gözükmüyor. Şu an ne yapıyorum? Abi gölgen gözüküyor. Elini inşallah elindir diye düşünüyorum. Bir şey tamam. Sallıyorsun orada. Tamam. Okey. Gayet güzel. Bu ofis tamamen senin değil mi? Yani evet, burada... evet, burası benim yani kirada falan değilim. Evet. Tamamen bana ait hepsi. Sizin mi kira mı? Aynen o fındık yerken şıpır şıpır cevap ver abi şu anda. Bu soruyu beğenmedim. Yok şöyle. Burası kira kanka. Karşı taraf da öyleydi. Söyle. Ya acı fındık geldi bir de ya. Oğlum niye yiyorsun ki zaten? Burada Antep fıstığı içi var adam bir de fındık, fındık yiyor. Yiyene kadar bir saniye. Neyi bir daha yedin? Normal gelsin de. Burası daha çok şey, yani daha çok değil sadece işte çocuk terapileri için planlanmış bir oda burası. Oyun terapileri falan filan yapılıyor. İşte ne bileyim ben çocukla çok çalışmadığım için hakim değilim ama renkli bir koltuğum var. Ben bunu çok severek seçtim bu arada. Bu şeylerin hepsini ben kendim seçtim. Mobilyaların işte şeylerini, tarzlarını. Benim de çok zevkli değil. Allah. Sırayla gidelim devam edelim bence. Şey. Tabii ki. Burada tuvalet var. Şurayı bir gösterelim ama. Ya Limişka ya. Her kapının girişinde durur ki maksimum ilgiyi çekebilirsin diye. Ofise geldiğinde hep getiriyor musun yanına Luna'yı? %90. Yatabiliyor muyum? İstiyorsan yat. Şöyle daha rahat olacak. Şimdi bir de Aren var hacı. Aren abi masanın altına geliyor bir tane küçük koyuyor. Tamam mı? Çekimde. Neyse kız kardeşin hiçbir şey diyemiyor. Abi küçük küçük koyuyor aralarda çekim aralarında lük 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 içiyor. Ulan diyorum hani bir dur yani. 3 bölüm çekiyoruz mesela. Hadi ilk 2 bölüm tamam. Ulan alttan bakıyorum bitmiş. Tekeli arıyor. Bir tane daha sipariş veriyor. Ya mesela bu durumlarda abi şimdi ne yapayım yani ben şimdi? İkinci de sapıtıyor anasını satayım. Ya abi işte. Millet de şey zannediyor. Aren çok komik çocuk. Yok Aren lan içince kafa gidiyor tabii yani normal yani. Abi yani işte burada mesela eğer bu senin işte hem şirketine hem ismine hem reputasyonuna. Yok seviyorlar Aren'i benim çok sıkıntım yok aslında. Hani içince güzel insan oluyor aslında içmeyince. Mendebur. Yani pis bir herif yani Aren dediğim. Kardeşine çok kötü davranıyor ama içince güzel. Ters bir etki herhalde onda. Abi o zaman yani. Ben Aren'i sana yönlendireyim. Bana yönlendir. Aren'i sana yönlendireyim. Ama yani şey o zaman hani o zaman bu çok üzerinde durulması gereken de bir konu değil anladığım kadarıyla. Çünkü bir yerde senin de işine yarıyor. Yarıyor. O zaman ben her Aren geldi bir küçük koyayım yanına. Hanımların dikkatine. Overlock makinesi ayağınıza geldi. Halı, kilim, yolluk. Paspas kenarına, halı flex kenarına overlock çekilir. Burası biraz daha boş bir oda. İşte bu şeyde çok mesela yoğun olduğum, mesela günde mesela 10 saat, 10 tane seansım olduğu oluyor mesela. Evet. İşte burada böyle oturuyorum mesela atıyorum şu boş duvara bakmak bile böyle o şeyi, sakinliği bana veriyor yani. Şurada böyle güzel bir dekorasyon gözüme çarptı benim şu en solda bir tane bir orada bir. Evet. Kum saatin yani o kum zevkli kişi kim? Çok sevdiğim bir arkadaşım almıştı onu. Evet. İsmi Burak Tatlıcı. Evet. Ben almışım. Sonradan fark ettim ki de bunu almış. Bir gösterir misin peki izleyicilere? Ya bunun işte talihsizliği bu paketin içinden kırık çıktı yani bu. Şöyle bir talihsizliği var bunun. Oğlum o kadar evet. Yani bayağı büyük canım. Bayağı hatta büyük yani kırık. Evet zaten kumun da yarısı falan yok yani. Oğlum kum takılı mı kalmış orada? Evet. Kim almıştı bunu? Burası da bizim kalıpları kumaşa döktüğümüz, elbiseye çevirdiğimiz yer. Zaten görebilirsiniz. Mesela Nazmi abla şu anda kalıbı yırtmış. Şaka yapıyorum ben. Ama sonuçta kağıt olduğu için tekrardan birleşip sonradan kağıdın üstüne göre. Aynı kafa. Ya gerçekten bu, evet. Bu sıkıntı değil ya. Ben şey anlatmak için söylüyorum gerçekten. Thank you.
Evet. İşine geldi. Gerçekten. Ama sadece biraz işi biraz şey yapıyor. Biraz da değil şimdi çok. Biraz aramızda ya, şey, şey diyeceğim, bir negatif bir pozitif söylesinler öyle sorasın bana. Hayır hayır. Çok seviyorlar değil mi onu söylüyorlar zaten. Hayır, pozitif özelliğini seçerdiniz değil mi? İşlerimiz telefonla hallediyor. Evet. Öyle mi? Ha, tamam. Kesinlikle yani, bir şey ama burada olsa daha iyi olur diyebiliriz değil mi yani? Evet. Yok, olmasa biz burada daha iyi çalışıyoruz. Hanımefendi. Evet. Öyle, o da Doğanur. Nazmiye Hanım'ın şeyi, yeğeni, halanın şeyi ne oluyor onu düşündüm. o da tepkikolik geliyor diye gelmek istedi. Ön görüşme formu. Yani bir psikologla görüşmek için bu kadar form doldurmaya gerek var mı? Yaşınız 16. En çok vaktimi geçirdiğim oda burası. Burası da aynı zamanda... Ne oluyor lan? Pardon, ben dolap açtım. Oğlum, yani her yerde dolap var ya. Evet. Her yer dolap arkadaşlar. Yani anlatamam evet. Size. Where magic and miracles happen odası burası abi. Yani burada işte... O kadar güveniyor musun kendine? Bir sürü insan kendilerine buralarda çare buldular. Evet. Ya burası hakikaten manevi olarak da çok kıymetli bir oda benim için. Çünkü çok güzel geri bildirimleri de bu odada aldım. İşte bilgisayarda mesela online seanslar yapıyorum. Orada da acayip işte yani bu masayı kullanıyor. Ve dikkat ettiysen sadece bu odada masa var. Evet, doğru. Bunun sebebi de işte şey, hani online seansları da burada yapıyor olmam. Ama normal yüz yüze seansları da işte genellikle ben bu koltukta oturuyorum. Hı hı. Arkanızdaki mavi koltukta da işte danışan gelince oturuyor. Arka plan çok güzel. Yani hakikaten akvaryum müthiş. Suyu izlemek, özellikle hani denizi izlemek ya da işte böyle suyun içindeki balıkları izlemek kişilere mental olarak bir sakinlik, dinginlik sağlıyormuş. Ben aslında birazcık onun için istedim. Her taraf dolap dediğim gibi dolap, evet. Açmıyor ama nereye tıklasanız... Şuralarda bakın, dolap. Alın. Oralar değil. Bakın. Şuralar dolap. Buralar, buralar. Ya burada ama bak bunlar zaten olması mantıklı çünkü işte bütün işte akvaryumun işte filtresi, motoru bilmem ne falan burada yani. Konuş. Merhaba. bir psikologun ofisinde olması gereken bir şey mi bu? Ben böyle mi konuşuyorum lan? Çok sinir bozucu. Ya burada işte şey yani burada işte aslında bir nevi bana işte ofis hediyeleri gibi işte burada. Bir tane daha işte danışanım Fransızca öğreniyordu mesela, öğrendi. Süreci beraber geçirdik falan filan, hala da devam ediyor. Burada işte galiba şey yazıyormuş, hani varlığın için minnettarım gibi bir şey yazıyormuş. Hiç mesela Google Translate'den baktın mı? Yok, bakmadım. Ben insanlara güveniyorum. Hani şey falan oğlum. Yazıyor olabilir mi? Hiçbir şeyimi çözemedin. Hayır oğlum, existence falan yazdığına göre demek ki doğru ya söylüyor. Senin yani. Varoluşun bile bir kabahat olabilir mi ya? Yok oğlum, şaka ya yapıyorum, öyle bir şey değildir yani. Herhalde. Bunu yorumlara yazın Fransızca bilenler. İşte birlikte çalıştığın abilerimize, ablalarımıza hep şey evet. Sorduk. Senin hakkında ne düşünüyorlarını da tabii sorduk. Yani %90 zaten pozitif. Çok seviyorlar mesela, güler yüzlü. İşte pozitif bir insansın ama... Hiç şey, negatif hiçbir olayımız olmadı aramızda. Yani. Öyle ha, ama insan. Diyorlar ki hani acaba bir ofise de bir gelse mi? Şöyle, geliyorum ama ne zaman? İhtiyaç olduğunda. Ki buradaki dinamik... Heh, şöyle anlatayım. Tamam. Peki şöyle bir şey son demiyor bahane, musun ya? Son bahane, hazır mısın? Bahane değil de, evet abi gelmiyorum, daha çok gelmem lazım. Bundan sonra dikkat edeceğim. Bu kadar basit değil mi abi olay? Sen harika bir baba olacaksın. Evet abi gelmem lazım. O konuda haklısın. Ama şöyle, yani gelmediğimde de ben evde aylaklık yapmıyorum. Anladın? Gelmediğimde de işte vergi dairesine gidiyorum. İşte vergilerimi çözüyorum, internetten bir şeyler yapıyorum. Ve gerçekten yani patron olmak, iş sahibi olmak ne derseniz özetle... %90 devlet işleriyle geçiyor hayatınız yani, böyle bürokrasi. Yani her iş gibi bunun da çok büyük zorlukları var. Var tabii. Ama yani şey, buradan aldığın bu geri bildirimler insanlara yardımcı olabildiğini gördükçe mesleğe biraz daha tabii. Aslında bağlanıyorsun. Yani o tatmin çok büyük. Hatta yani mesela bir tane danışanım var. Mesela çok büyük sıkıntıları varken kızcağız mesela bir gün dedi ki ya ben dedi hakikaten dedi çok büyük yol kat ettiğimi düşünüyorum dedi ve böyle teşekkür ederim dedi, ağlamaya başladı yani. Falan. Evet. Sonra ben şey yaptım abi, yani o kadar duygulandım ki
Mesela i̇şte, sarılabiliyor musun öyle bir durumda? Online'da. Yani, ha online'da. Ki normal danışan olsa ister, sarılabiliyor musun? Danışan sarılmak isterse sarılıyor. Abi insani bir ilişki var günün sonunda ortada. Ve yani karşındaki insana hayır sarılamam, hayır bunu yapamam gibi böyle çok katı şekilde yaklaşmayı ben aslında çok doğru bulmuyorum. Neyse işte o geri bildirimden dolayı mesela ben çok duygulandım. Ondan sonraki mesela bir seansım vardı. Onu mesela iptal ettim ve sonra gittim mesela sahil 2 bira içtim diyor. Yok yok. Yok yok mesela işte hemen sahil çok yakın. Yani işte sahile yürüdüm. Evet. Oradan işte yürüyerek eve yürüyüş gittim. Yaptım. Ben de duygulandım. Yani güzel. Gözlerim doldu falan filan. İnsanın çok hoşuna gidiyor. Yani benim işte hiç öyle bir şey yok. Bu işte aldığın geri bildirimler ve mükafatların gerçekten paha biçilemez olduğunu görünce yaşadığın zorlukların da hiçbir önemi kalmıyor yani. Kısacası bunu vallahi söyleyecektim. Valla tebrik ediyorum abi ve yavaş yavaş da artık vlogumuzun sonuna geldik. Buğra'nın arkadaşlar çalışma alanı bu şekildeydi. Evet. Birçok insanın sıkıntısına, derdine çare bulduğu yer burası idi. O zaman çıkışa kadar bizi geçir. Geçireyim. Zaten çok da karmaşık bir yer değildim. Düz gidiyorum. Kahveye gelin buraya her geldiğinizde. Canım benim. Buğra arkadaşlar şimdi seansa girecek. Çok vaktimiz yok. O yüzden gitmek zorundayız. Görüşürüz diyelim. Görüşürüz. Teşekkür ediyorum. Hadi bay bay. Şimdi mesela sen bizim kanala geliyorsun. Hı hı. Biz seninle cıvıyoruz. Evet. Efendim küfürler, kıyametler, işte hakaretlere varacaksın. Şimdi buraya geldik abi. Böyle bir düzgün anlatıyorsun. Evet. Yok efendim burada çocuklar oynuyor. Burada insanların psikolojisini düzeltiyorum. Yani bu bir acaba kişilik bölünmesi mi diye ben bu ufak abi, düşündüm. Abi kişilik bölünmesiyle alakası yok. Yani şimdi tabii ki de normal oğlum. Yani içinde ben hep bulunduğu aynı insanım. Oğlum ne alakası var? Böyle çok ciddi bir atıyorum yani işte Allah korusun. Bir cenazeye gittiğin zaman böyle laçka mı davranıyorsun? Aynıyım yani? Oğlum. Ya oğlum o zaman sen karaktersiz bir adamsın yani. Rezil rüsva, iğrenç bir herifsin yani. Bu demek.